Merhabalar efendim. Sıfırdan efsaneye kariyerimizin şu an tam 24. bölümündeyiz. Geçen bölümde lige başlamıştık ve Şampiyonlar Ligi'nde bir maç oynamıştık. İzninizle size şimdi o maçların bir fikstürden skorlarını göstereyim. Lige sağlam bir giriş yaptık arkadaşlar. Levante'yi 4-1, Alaves'i 5-0, Getafe'yi 3-1, Real Sociedad'ı 2-0 yendik. Çok sağlam başlangıç yaptık ve Young Boys maçıyla ben size merhaba ettim. Young Boys maçını, Şampiyonlar Ligi'ndeki Mevlüt Ergün'ün ilk maçını 7-1'lik farklı bir skorla kazandık. Sonra evimizde Villarreal'i konuk ettik ve o maçı da 6-0 kazanmayı bildik. Sonrasında Real Madrid'de Barcelona maçları vardı. 3 gün arayla. Real Madrid evimizde 2-2 berabere kaldık ve Barcelona ile deplasmanda yine 2-2 berabere kaldık arkadaşlar. 2 tane yara aldık burada ligde. Toplamda 2 maçta 4 puan kaybettik. Fakat birinciliği elden bırakmadık. Real Madrid ile aynı puandayız. 17 puanla liderliğimiz sürüyor. Ve aldığımız avarajdan dolayı Real Betis ile birinciliğimiz 6 avaraj olmasından dolayı 3 puanla yine birinciyiz. Ben bu bölümde sizlerle Brøndby maçını, Sevilla maçını, Porto maçını oynamak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Brøndby 1, Sevilla 2, Porto 3, diğer Porto maçı 4 olsun. 4 maçla bu bölümün şeyini bitirelim. 24. bölüm bu 4 maçı içersin. Ve böylece de hem Şampiyonlar Ligi'nde 1, 2, 3, 4 maçımızı oynamış oluruz. Hem de nasıl söyleyeyim, ligde şu an kaçıncı hafta bakayım bir. Ligde şu an 7. hafta. Böylelikle 8, 9, 10, 11, 12. Ligde de 12. haftayı yani 12. maçı görmüş oluruz arkadaşlar. Çok da lafı fazla atmayalım. Brøndby maçına şöyle geçiş yapalım arkadaşlar. Hızlıca. Beşiktaş'ımız Benfica ile karşılaşacak. Bayern Chelsea maçı 4 bitmiş. Güzel bir maç. Real Madrid temsilcimiz, İspanyol temsilcimiz Hoffenheim'i 4-1 geçmiş. Biz ise şu an Brøndby maçında olacağız. Taklit toplantısına şöyle girelim. Takım seçimi diyelim. Takımı Real Madrid, pardon, Barcelona maçından sonra dinlenmeye aldım. Maç kondisyonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Hemen hemen herkesi oynatmaya çalışıyorum. Gianluca'dan hani kötü bir oyuncu değil fakat 37 milyon verir miyim hala bilemiyorum kendisine. Onun haricinde Biesler lisanslı. Biesler kendisi lisanslı. Son maçta kendisinden çok ama çok memnun kalmıştım. Çok iyi bir oyuncuydu. Fakat onu da olmadı. İkinci yarıda Şampiyonlar Ligi kadrosuna koyarız muhtemelen. Öyle görünüyorum. Ya orayı hızlı geçtim. Orayı tatildeydim o ara. Ben bir eseri kaybederdim şahsen. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu kadroyla çıkıyorum. Yani genellikle nasıl söyleyeyim. Genel ilk 11'im. Yani kalıplaşmış ilk 11'im diyebilirim. Rotasyon oyuncuları değil de az oyuncularla çıktım. İlk maçımı 7-1 kazanmak beni birazcık rehavete uğrattı diyebilirim açıkçası ama takımın oyun yapısı ve takımın oynadığı oyun çok da kolay kolay rehavete kapılacak bir takım değil. Yani buradan da muhtemelen 3 puanla döneriz gitme geliyor. Kalantari, Mahmutovic Pena'yı gördü. Pena Ozan'ı gördü. Ozan Ermasen çok iyi kurtardı. Arkadaşlar bu videoyu çarşamba günü sizlerle birlikte olacak. Şu an günlerden çarşamba. Ve cuma günü arkadaşlar saat 2-2.30 gibi, ara en kötü 3 gibi, güzel bir frikik, asla kavut. 2-2.30 gibi tiki taka 4-3-3 tiki taka taktiğini sizlerle paylaşacağım cuma günü. Nasıl söyleyeyim, hani ben gibi böyle çok sert, çok hızlı, böyle çok aşırı derecede ısıran bir taktik kullanmıyorsanız ya da bu ısıran taktiği kullanacak bir takımınız yok ise, çok güzel gol oldu bu arada. Kolar harika bir gol attı. Pena'dan güzel bir asist. Size yavaş oyun kurabileceğiniz, böyle sabırla ceza sahasının önünde pas açarak gol arayabileceğiniz, yani bildiğiniz 2009 Barcelona'sı, 2011 Barcelona'sı Tiki Taka'nın babası. Yani Barcelona'nın 2012, 2010, 2011, 2009 o yıllarda oynadığı oyunu vaat ediyor size. Ve biliyorsunuz ben bu taktiği 5 tane takımla yapıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Paris Saint-Germain ve Manchester United. Bu 5 takımdan birisi Şampiyonlar Ligi'ni bu taktikle müzesine götürdü. Haberiniz olsun. Yani merak ediyorsanız Cuma günü kanalıma gelip indirebilirsiniz. Kalantari golünü attı. Bu arada kendisine yazılmadı. Maçta çarpıp girmiş gol. Top. Dakika 30. Brondzi karşımda benim. Kendi evinde olmasına rağmen varlık gösteremiyor. Derken varlık göster. Mükemmel bir gol ya. Yemin ediyorum şu an var ya. Beni yani kusura bakmayın göt etti yani. Şu dediğim şey. Brondzi karşımda varlık gösteremiyor dedim. Tam kaleci kullandı. Friki'yi. Friki diyorum pardon. Degajı dikti. Soriano'dan mükemmel bir pas. Ozan burada boşa çıktı. Kaleciyi önde gördü. Mükemmel bir gol gerçekten. Dakika 32'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Brondzi karşısına yiyorum. Ve maç 2-1 devam ediyor. Aman abi dikkat. Muminovic. Şöyle bakayım bir. Sapak da kartlıyorum. Sonra müdahaleleri yavaş diyelim. Mahmutovic'den Rogue'ye. Ozan'ı gördü. Ozan Rulli'ye. Diego Rulli. İtalyan oyuncu. Top sürüyor. Şamal pas Kalantari'ye. Kalantari. Bugün 4 gol oldu. 41. dakikaya kadar 4 golün 3'ü aşırtmayla geldi. Colpert aşırtma. Kalantari aşırtma. Brondri'nin golü aşırtma. Kim şöyle bir herhangi bir kayıtta sıkıntı var mı? Kayıtta sıkıntı yok. Bu arada Mounted Blade Bannerlord videomu seyrediyorsunuzdur inşallah. Mounted Blade Bannerlord kanalımda şu an mevcut. Onun da bölümlerini her gün atmaya gayret gösteriyorum. Mounted Blade'de konumuz şu. Türkiye'nin ekonomik buhranından bunalıp Kalradya Ortaçağ Kalradyası'na kaçan genç. Yani kısaca Türkiye'den Kalradya'ya kaçan genç. Bu arada Kalantari efsane işler yapıyor. Gol geçerli. 4-1. İlk yarıyı 4-1 kapatacağız herhalde. Mahmutovic burada çok güzel gördü. Kalantari mükemmel kaçtı boşa. Harika bir gol. İngiliz oyuncu attı golünü. İran asıllı İngiliz oyuncu bu arada. Bence bir Harry Kane profiline sahip olmasa da Harry Kane'in yerini çok rahat doldurabilecek bir oyuncu olur. Bence İngiltere milli takımında kullanılması lazım. Sapak, Rulli, ortası Hermasen. Topun sahibi oldu. Luka bu aralar tutkun. Luka'nın konuşması lazım. Sapak. Pena. Sapak. İyi sürdü topu. Sapak'ı çıkaracağım bu arada. Dakika şöyle bir 50-55'e gelsin. Jesé. Colpert'ten asist. Jesé'den güzel bir gol. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde 5-1 öne geçtik. Yine bu maçta bol gollü bir maç olacak gibi. Beşiktaş'ın 8-0'lık 8 farklı mağlubiyetini Brondby veya Young Boys karşısında alabiliriz. Porto karşısında çok daha emin değilim. Porto biraz daha güçlü bir takım. Ona o kadar fazla atabilir miyiz bilmiyorum ama takımlardan birine en azından. Sapak kötü de bir oyun ortaya koyuyor. Kendisinin yerine Gianluca'yı alalım. Jesse'nin de yerine biraz sonra Luke Robertson alırız. Mahmutovic Kalantari'yi gördü. Colpert çevirdi. Luka yapma be. Çok güzel kafa vurdu ama out. Out olsaydı güzel olurdu. Dakika 60 olmadan. Gianluca'dan korner. Roque. 7-1 değil mi? 7-1 oldu. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde. 6-1 mi? Ben 7 oldu zannettim ya. O kadar fazla gol ettim kafam karıştı. Buradan bir frikik. Hadi yavrum topun başına Gianluca. Gianluca aman aman direkten out. Bu arada Hakan Çalhanoğlu kendisi satılıktı ama yaşı 30 küsürdü. O yüzden almadım yani. Hakan Çalhanoğlu'nu alıp duran toplarda da çok etkili olabilirdik açıkçası. Jesse'nin yerine de şuradan Luke Robertson'u alalım. Mahmutovic fena oynamıyor ama Mahmutovic'in yerine de şöyle, hatta yoktur, Colpert, Ali Brahim Erkan. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Yani 9-1 olması lazım minimum. 3 gol de gelmez herhalde. Luke Robertson, Roque direkten döndü. Luke Robertson, Roque'ye tekrar. Orada bir kritik kazandık. Hakem bu arada Martin Atkinson, İngiliz hakem. Altı avaraj ilk maçtan. 5 avarajla buradan 11 avarajım var. Toplam 2 maçta. Şampiyonlar Ligi'nde de herhalde rekorları alt üst edeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Benim bu sene hedefim Şampiyonlar Ligi'nde finali görmek açıkçası. Bu takımla başarabilirim bunu. Hani yarı döneme kadar bakarım şöyle takıma. Eksik yedik bir şey var mı? Çok güzel gol oldu bu arada. Abi inşallah o gol geçerli olur. Çünkü Luka mükemmel bir gol attı. 7-1. 12 asist. 12 avaraj pardon. Lütfen gol geçerli olsun. Gol iptal edildi. Çok güzel goldü ya. Luka gerçekten harika bir gol attı. Ben bir an Luka'yı aldım zaten. Ali İbrahim aldım, unuttum. 90 artı 2 verildi. Robertson geriye Roque'ye döndü. Roque sürdü topu. Gianluca güzel gördü Ali İbrahim'in. Orada Rostet geçmesine izin vermedi. Mahmutovic. Robertson. Orta Luka. Luka bugün çok denedi ama bir türlü beceremedi. Maç herhalde 6-1 sonuçlanacak. Toplamda 35 şut çektim. 15 kaleyi buldu. Gerçekten mükemmel bir oyun ortaya koyduk. Hakkımızla kazandık. Bu maçtan sonra yaklaşık kaç maç sonra? Bir dakika bakayım. Kaç gün sonra? 4 gün sonra Sevilla maçı var. Şöyle takımın hepsini bir 2 gün dinlendim. Çünkü Sevilla maçından sonra bir araya bayağı bir zaman giriyor. Zaten Eibar maçını şöyle bakayım bir. Sevilla maçını oynayacağız. Eibar'ı atlayacağız. Porto maçını oynayacağız. Vigo, Lyon, Granada maçını açıp tekrar Porto maçını oynayacağız. Şimdi Sevilla maçında arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Videonun bu kısmını burada sonlandırıyorum ben. Sevilla maçında görüşmek üzere tekrardan. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Sevilla maçının hemen öncesinde sizlerle beraberiz. Sevilla'yı biz geçen maçlarda gerçekten darma duman etmiştik. 2 maçta da. Fakat Sevilla'da bir değişiklik var. Zidane kovuldu. Yerine gelen isim şöyle bakacak olursak Jose Mourinho. Jose Mourinho bu arada Alexander Leye diye bir eleman var. Yok. Bize gelmez abi bu eleman. Jose Mourinho'dan çekindiğimden değil ama Jose Mourinho gerçekten iyi bir oyuncu. Bu arada Konstantin Biesler'i direkt yanına Jesse'nin yanına koydum. Geçen maçta ligdeki maçta gerçekten Sociedad karşısında sonradan girip 2 golde de pay sahibi oldu. Uzaktan çok güzel bir gol attı ve bir de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten olmaması benim için biraz can sıkıcı ama ligde onu kullanabiliriz. Maç benim evimde Benito Villamarín stadında ama çok da fazla bir önemli değil çünkü aynı şehrin takımı olduğu için ikisi de deplasman falan fark etmiyor ama seyirci çoğunluğu bende. Roque. Topu bayağı bir sürdü kendisi. Pena'yı gördü. Pena ve Luka. Dakikalar uçu gösterdiğinde mükemmel bir gol atıyoruz. Pena'nın uğraşları da çok iyi. Luka zaten boş kaleye attı. Roque'ye mükemmel getirdi. Bakın bütün oyuncuları kendisine doğru çekti neredeyse. Bir güzel top Pena'ya. Pena mükemmel çevirdi. Lorenzo Luka Şampiyonlar Ligi'ndeki tutkunluğunu Sevillano derbisinde attığı golle bozuyor. 1-0 öndeyiz şu an. Lorenzo Luka. Arkadaşlar sanki eşim beni çağırıyor gibi. Şöyle durduracağım maçı burada. Videonun hemen kaldığı yerden devam edecek. Hemen tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim küçük kızım var biliyorsunuz, böyle daha 11 aylık. Annesi benim ismimi söyleyince, böyle Mevlüt deyince böyle bir saklanıyor, böyle kaçacak yer arıyor gibi. Aynısını ben işimi çağırınca aynısını da bana yapıyor böyle. Kendi kendine oyun yapıyor. Oyun yapıyorlar. Şu anda bir şey oldu zannettim. Hemen oraya koştum. Bir baba işgüdüsüyle. Kusura bakmayın. Videoya kaldığı yerden devam ediyoruz. Luka ile ikinci golü bulmuştuk. Luka 7. dakikada 2 tane gol attı. İnşallah hat-trick yapar. Kornerden güzel bir gol. Pena güzel bir orta açtı. Luka güzel bir gol. Yine Pena, Luka işbirliği. 2-0 öndeyiz. Oliver. Bu sefer Luka vurdurmadı diyecektim ama yani Luka topu kaçırdı. Oliver, Şikiri işbirliği seviyeye golü getirdi. Elias Şikiri nasıl bir isimmiş bu ya? Luka. Abi Luka niye oradan kullanıyor ya? Luka. Lorenzo Luka içeri kadar çevirdi topu. Colpert. Orada top düştü. Renan bir penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde bir penaltı kazandık gibi duruyor. Lahoz penaltıyı vermedi. Tüh be. Tüh, gerçekten tüh. Bu Şikiri nasıl bir isim ya? Bakayım, 30 yaşındaki Tunuslu. 88 kere de milli olmuş. Ben yeni duydum ismini ya. Agustinson. Delaney. Ortası Roque'ye vurdurmadı. Jesé. Kontraya kalkıyoruz. Kalantari. O kaleci Bono. Güzel kurtardı. Kalantari karşı karşıya atamadı. Pena. Bir korner. Roque'ye yedekler Bono. Şöyle söyleyeyim. Mourinho'nun seviyesi biraz daha dirayet çıktı. Tamam, ben yine 2'ye yakın gol beklentisi buldum ama şut ve isabetli şut oranın biraz geride kaldı öteki takımlara nazaran. El-Nesiri'yi indirdi ama indirdiği yerde hiçbir oyuncu yok. Ozan Kabak. Şimdi top ileriye kadar. Ozan Kabak'tan Kalantari'ye mükemmel pas. Kalantari'ye vurdurmadı. Kim o? Kunde herhalde. Kunde Kalantari'nin önünü güzel kapattı. Pena kullandığı korneri Roque'ye direkten top dönüyor. Gayet iyi geliyoruz. İyi bastırıyoruz fakat golü bulamadık. Bu golü bulup aradaki farkı aşmak zorundayım. Çünkü dediğim gibi Mourinho'nun Sevilla'sı biraz daha dirayetli çıktı. Puan kaybetmek istemiyorum burada. Jesse'den bir uzun top Kalantari bu sefer attı. Kalantari arkaya mükemmel kaçıyor. Gerçekten onunla karşı karşıya kalmak o kadar kolay ki yani. Bir topta karşı karşıya kalabiliyor. Bak burada mükemmel bir koşu yaptı. Burada zaten kaleciyi avladı. İlk yarıyı 3-1 önde kapattık. Kadro kalitesinden ziyade, kadro kalitem de bayağı sağlam. Ama onun haricinde şöyle söyleyeyim. Sadece kadro kalitesi değil, Jesse bu arada kart görmüş. Jesse'nin yerine oraya Luke Robertson'u alacağım. Colpert birazcık iyi oynayamıyor. Ali Brahim'i alacağım yanına. İkinci değişikliğimi de yaptım. Üçüncü değişikliği bekliyorum. Ozan kart görmüş. Ozan'ı uyaralım abi. Şöyle kartlığı azalt diyelim. Mahmutovic güzel getirdi topu. Robertson ortası Lorenzo Luka hat-trick'ini 73'te yapıyor. Dakikalar 70 gösteriyor. Mahmutovic orada değişikliği yapalım. Mahmutovic geriye Muminovic'e döndü. Ozan Requi'ye, Mahmutovic, Robertson bir uzun top geçmedi. Kaleci Bono. Diktileri Lucas Ocampos'a gelmedi top. Ali Brahim. Mahmutovic'den bir uzun top. Kaleci Bono'da kaldı top. Bono diktileriye, top Ozan'da. Rulli. Biesler. Diego Rulli. Luka'yı gördü. Luka Robertson'u gördü. Robertson Pena'ya. Mahmutovic. Mahmutovic bastı topa. Robertson ortası. Lorenzo Luka. 4. golünü attı. Robertson Luka işbirliği yine devrede. Robertson 2 asist yaptı Luka'ya. Aynı şekilde Pena'da 2 asist yaptı. Bono dik ileriye top. Kalecimiz Muminovic'e kadar geldi. Muminovic, Roque. Roque, Muminovic. Ozan. Biesler. Rulli. Rulli dikti ileriye. Kalantari'ye gelmedi top. Agustinson topu sürüyor. Rulli önünde. Pablo Gomez. Agustinson kaçtı. Pas topa. Topun sahibi Rulli oluyor. Rulli. Biesler. Ozan. Rulli'den tekrar Biesler'e. Biesler bir uzun top. Kunde Ali Brahim'i marka ediyor. Ozan orada bir yatarak müdahalesi var. El-Nesiri. Yusuf El-Nesiri 5-2 yaptı skoru dakika 84'te. Tam bir derbi. Tabii ki hani ezen taraf biziz. Basan taraf biziz. Fakat karşılıklı gollerin olması, 7 gollü bir karşılaşmanın olması seyir zevkli bir maçı da bize sundu. Güzel bir maç oldu. Güzel bir derbi oldu. Derbinin kazananı biziz. Ve bizle beraber seyirci de güzel bir maç kazandı. Öyle söyleyebilirim. Öyle söyleyeyim. Sevilla derbisini, Sevillano derbisini 5-2'lik skorla geçiyoruz. Toplam 7 golle. Sizlerle arada bir milli ara var. Sonra Eibar maçı var. Eibar maçını atlayacağım. Eibar maçından sonra Porto maçı var arkadaşlar. Porto maçında görüşürüz diyelim. Ben bir de şöyle dakikaya bakayım. Dakikalar çok fazla arttıysa öteki Porto maçını belki almayabiliriz. Bakacağız duruma göre. Sizle ilk Porto maçında görüşmek üzere diyelim. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Porto maçı öncesinde tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Manchester United Mbappe ve Bruno Fernandes'in golleriyle 3-1 Beşiktaş'a geçmiş. Beşiktaş'ta da Mario Icardi görünüyor golü atan kişi. Bizim maçımız tabii Porto ile olacak. Young Boys ve Brøndby maçlarını çok yüksek skorlarla geçtik. Ve buradaki hedefimiz Porto'yu da yenip maçlarımızı kazanmak. Burada Kamavinga Juventus'a 10 milyona gitmiş. Real Madrid'de istenilen şeyleri verememiş herhalde. Neyse takım seçimi diyelim. Bu arada Eibar maçını 4-0 geçtik. Kalantari 4 golle katkı verdi. Onun haricinde bu arada Ali İbrahim izleniyor. Olimpik Lyon kiralık istiyor. Kiralık oyuncu vermem. Yorgunluk falan yok şu an. Maç kondisyonları. Yani genel oyuncularımı kullanıyorum. Çünkü İspanya Ligi çok az oyuncu nasıl söyleyeyim kullandırtıyor. 20-25 kişi kullandırtıyor. Bu da beni açıkçası yoruyor biraz. Ama elimden geldiğince oyuncuları dinç tutarak elimden geldiğince işte iyi işler yapmaya çalışıyorum. Bu arada antrenör seviyelerimi de bayağı yükselttim. Size göstermedim onları. Antrenörler minimum 3,5-4 yıldızla çalışıyorlar. Bunun da etkisi var. Antrenman sistemimin de çok büyük etkisi var. Sakatlık falan çok fazla görmüyorsunuz. Çünkü oyuncuları dinlendirmeye ve hafif çalıştırmaya özen gösteriyorum. Porto maçının ilkini kendi evimizde oynayacağız. Bu arada baktım 23-24 dakika olmuş. Video başlayalı. Bu şekilde yani sürer. Bu arada telefondan çekiyorum şeyi. Video kaydını. Şu an telefonum çalıyor. Bakalım önemli değil. Yani şu Porto maçını yapayım. Porto maçından sonra bakarım ben. İkinci Porto maçına kadar zaten bir ara var ya. O ara konuşurum. Kim aradıysa. Güzel bir şut. Direkten out. İlk 5 dakikayı karşılıklı ataklarla geçirdik. Herhangi bir gol yok. Karşılıklı ataklar da değil mi? Onlar da gelmeye çalıştılar da genellikle gelen taraf bizdik. Fena bir oyun ortaya koymuyoruz ama golü bulmalıyız. Dakikalar 16-17'yi gösteriyor. Herhangi bir gol gelmedi. Hakem kimmiş? Hakem tanıdık mı? Hakem David Massa. İtalyan hakem. Ama pek tanımıyorum ben. Of Colpert mükemmel boşa kaçtı ama bunu atamadı ya. Çok güzel pozisyon Colpert. Benim hatam aslında. Colpert yerine Halil İbrahim'i aslında oraya monte etmem lazım. Halil İbrahim de fena bir maç ortaya koymuyor. Bu arada Kalantari İngiltere'de 6 maç kırmızı olmasın lütfen. Lucas Colpert kırmızıyı gördü abi. Şurayı ikiliye çekeceğim. Şu şekilde oynayacağız. Colpert gözümden o golü kaçırarak zaten düşmüştü. Bir de kırmızı kart yedi. İyice gözümden düştü. Halil İbrahim. Beni kim arıyor? Çok merak ediyorum şu an. Bir durdurup bakacağım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ben ona dönüş yaparım. Aman nereye bastım, bir dakika sıkıntı mı oldu? Yok, kayıt devam ediyor. Tamamdır. Heh. Dakikalar 30'u gösteriyor. 0-0'lık. Eşlik sürüyor. Mahmutovic'e top kazandık. Muminovic. Roque. Muminovic tekrar. Mahmutovic. Jesé top gelmedi. Kaptırdık. Çıkarken aman dikkat abi. Pena topu sürdü ileriye kadar. Kalantari. Sapak. Rulli'yi gördü. Diego Rulli. Açarsa ortasını tehlikeli olabilir. İçeride Kalantari attı golü. Ha, bu arada Kalantari arkadaşlar İngiltere'de 6 maç milli olmuş. 6 maç 6 kez. Ve 8 gol atmış. 6 maçta 8 gol. İngiltere milli takımında çok iyi. Ve Halil İbrahim de Türkiye milli takımının af forveti durumunda. Hani onu da kesmek istemiyorum açıkçası. Tam Colpert de güzel, iyi bir oyuncu ama hani Colpert'ten daha bitirici, daha hızlı bir oyuncu. Sadece pas yönü birazcık daha Colpert'ten zayıf. Ama onun da çok aman abi. Aman vallahi yiyorduk golü. Burada bu hatalar yapmayalım. Ozan. Jesse'nin topu. Jesse iyi sürü topu. Jesse iyi geliyor. Jesse'yi orada aman Luka kaleciyle karşı karşıya. Luka yapma Luka. O kadar müsait pozisyon ki atamadık. Roku'ya indirdi Sapak. Sapak Kalantari'yi güzel gördü. Kalantari çevirdi. Luka'ya gelmedi top. Rulli. Jesse. Aspilik lan bir türlü söylemiyorum. Aspilicueta. Aski. Bu arada Evanilson golü attı. Aspilicueta asistini yaptı. Golü yedik. 1-1. Yani Colpert'in burada bizi eksik bırakması çok büyük tabi. Sıkıntı oldu bizim için. Grujic'ten güzel bir şut. Mahmutovic topu kornere attı. Montesao. Pepe. Dallas. Aspilicueta. Dallas'ı gördü tekrar. Tekrar Aspilicueta. Top çeviriyorlar. Orada bir top kaybı. Top kazanırsak çok etkili oluruz diyecektik. Kazandık. Ama çok iyi hızlı döndüler defansa. Ozan. Jesse'yi gördü. Jesse'den Luka'ya. Pena. Rulli'den Luka'yı tekrar. Luka ortası korner. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı arkadaşlar. Yani bir kişi eksik olmama rağmen şöyle bakalım. Kötü bir oyun oynamadım. Ama çok da iyi bir oyun oynadığım söylenemez. Bir kişi eksik olmayı diyoruz. Burada Kalantari kaleciyle karşı karşıya kaldı. At abi onu. Çok güzel. Luka'nın asisti. Kalantari'nin golü. 2-1'i yakaladık. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde tabii ki bu skor bir farklı skorlar bizim için çok nasıl söyleyeyim. Pena burada mükemmel pas atmış. Bizim için çok iyi skorlar değil. Bizim en az 2 fark atmamız lazım. Belki 3 fark. Atabilir misin? Atmamız lazım yani. Pena, Kalantari, Rulli'ye gelmez o top. Ozan, Sapak, Mahmutovic. Sapak. Sapak'a vurulmadılar. Mahmutovic. Bir orta Luka'dan önce kaleci Clayton. Bu arada Ozan'ın bir kartı var abi. Ozan'ı şöyle uyaralım. Sertliği azalt diyelim. Kalantari oynuyor. Luka oynuyor. Evan Nilsson 2'yi buldu. Hadi abi offside olsun. Jesé iyi de Sapak'tan memnun değilim. Sapak'ın yerine Kalantari dedi. Çok iyi. Luke Robertson'u alacağım. Aynen. Gıdım farklı offside. Roque yorgun. Mahmutovic'i oynayamıyor. Mahmutovic'in yerine de Olaza'yı alacağız. İki değişikliğimizi yaptık. Ozan'dan Rulli'ye, Rulli'den Luka'ya, Luka'dan Kalantari. Kalantari bastı topa. Aşağı ortasını Lorenzo Luka direkt. Aman aman. Evan Nilsson orada. Hop bizde herhalde. Roque bayağı yoruldu. Luka indirdi Jesse'ye. Jesse mükemmel. Jesse bomboş. Jesse aman aman ne gol attı be. Mükemmel bir gol. Luka mükemmel indirdi. Jesse'nin önü bomboştu. Abi öyle vurdurmayacaksınız öyle işte. Harika bir gol oldu. Burada Rulli Luka'ya. Luka harika indirdi. Bu arada kaptan Luka arkadaşlar. Jesse öyle bir vurdu ki aman aman. Harika bir gol. Brezilyalı Sambacı'dan harika bir gol. 3-1'i bulduk. Dakikalar 70'i gösterirken. Kalantari'nin yerine Ali Brahim'i alacağım. Konsesao. Bir şut. Mükemmel vurdu. Muminovic aynı güzellikle kurtardı. Ali Brahim Erkan. Tazekan girdi. Konsesao açtı ortasını. Luka izin vermedi. Vurdurmadı. Rulli. Luka'ya. Lorenzo Luka ortası. Halil İbrahim güzel bir kafa şutu. Az fark out. Oradan bir şut çekeceğiz. Olaza'yla. Olaza mükemmel bir şut. Az fark out. Dakikalar 85'i gösteriyor. Bir kişi eksik olmamıza rağmen gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Son 4 dakika maçta Rulli'yle topu kapıyoruz. Pena. Pena'dan bir şut. Pena aslında orada biraz bencillik etti. Halil İbrahim'in önüne atarlı topu. Çok daha iyi işler alırdı. Evan Nilsson attı ikinci golünü. 3-2'yi yakaladılar. Son 3 dakika maçta. Çok tehlikeli bir skor. Buradan maçı vermek istemiyoruz. Ve vermedik de kendi evimizde Benito Villamarin'de Porto'yu 3-2'lik skorla geçiyoruz. Zorlu bir maçtı. Çünkü çok erken şekilde eksik kaldık. Yapacak bir şey yok. Maç 90 dakika. Top yuvarlak. Bu tip futbolda böyle şeylerle de ara sıra karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Diyelim ve videonun bu kısmını burada sonlandıralım. İkinci Porto maçını da Porto deplasmanında Portekiz'de oynayacağız. O maçı da yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Diyeceğim ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir dakika. Zaten 24 dakika olmuştu. Bu videoda yaklaşık 11-12 dakika oldu. 34-35 dakikaya buldu. Öteki videoda koyarsam 50 dakikaya bulacak. Şöyle yapalım. Biz 24. bölümü bu Porto maçıyla sonlandıralım. Öteki Porto maçıyla da şey yapalım. 25. bölümü çekmeye başlayalım. En iyisi böyle olur. Ben size İyi günler diliyorum efendim. Sağlıklı günler diliyorum. Hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyeyim. Videonun 24. bölüm burada sonlanıyor. Çok teşekkür ediyorum size izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.